Ebedi koca. Anlattığımız olaylardan sonra iki yıl geçmişti. Çok güzel bir yaz günü, yeni açılmış demir yollarından birindeki bir trende Vilcanova rastladık. Zevk için Odessa'ya bir arkadaşını görmeye gidiyordu. Mantıklı bir nedeni daha vardı. Bu arkadaşı aracılığıyla uzun zamandır tanışmayı düşündüğü oldukça ilginç bir kadınla bir buluşma ayarlamayı umuyordu. Çok fazla ayrıntıya girmeden, bu iki yıl içinde tamamen değiştiğini ya da oldukça düzeldiğini söyleyerek sınırlayacağız kendimizi. Kuruntularından hiçbir iz kalmamıştı. Çeşitli hatıralardan, endişeden, Petersburg'daki tatsız davası zamanında iki yıl etrafını kuşatan hastalığının sonucu olan endişe ve yüreksizliğine duyduğu gizli bir utançtan başka hiçbir şey yoktu. Bunu kısmen düzelten tek şey, bir daha asla olmayacağına ve kimsenin bunu bilmeyeceğine duyduğu inançtı. O zamanlar toplumu bir tarafa ittiği, Giysilerinin içinde gevşek durduğu, herkesten kaçtığı kuşkusuz bunu da herkesin fark ettiği doğruydu. Ama suçunu öyle seve seve ve aynı zamanda da öyle bir kendine güven ve güçle kabullenmişti ki herkes onun anlık zayıflığını hemen affetmişti. Onunla selamı kesenler onu ilk kabullenenler olmuş. Sıkıcı sorular sormaksızın sanki onları hiç ilgilendirmeyen kişisel işleri için bir süreliğine gitmiş de geri dönmüş gibi Tokalaşmak için ellerini uzatmışlardı. Bütün bu iyiye doğru giden değişimlerin nedeni kuşkusuz davayı kazanmasıydı. Vilcanov 60 bin ruble kazanmıştı. Tabii büyük bir miktar değildi. Ama onun için önemi büyüktü. Yine kendini güçlü ve kalben rahat hissetmeye başlamıştı. Artık ilk iki seferinde yaptığı şekilde aptal gibi parasını saçıp savurmayacağını, böylelikle de bütün yaşamı boyunca yetecek kadar parası olacağını kesinlikle biliyordu. Etrafında ve bütün Rusya'da insanların yaptıkları olağanüstü inanılmaz şeyleri görüp duydukça, sosyal yapısı ne kadar sarsılırsa sarsılsın, insanlar ve düşünceler ne şekil alırsa alsın, hep böyle lezzetli ve keyifli yemek yiyeceğim, her şeyle karşılaşmaya hazırım, diye düşündü. Bu düşünce yavaş yavaş onu etkisi altına aldı. Fiziksel ve tabii ki ruhsal doğasında bir değişiklik yarattı. Artık iki yıl önce sözüne ettiğimiz tembel, başına onca garip işler gelen adamdan çok farklı biri gibi görünüyordu. Neşeli, huzurlu ve ağır başlıydı. Gözlerinin altında ve alnında başlayan kırışıklıklar bile neredeyse düzleşmişti. Yüzünün rengi değişmiş, derisi daha pembe bir hal almıştı. O anda birinci sınıf bir kompartımanda rahatça kurulmuş oturuyordu. Kafasında güzel bir fikir oluşuyordu. Bir sonraki istasyon bir kavşaktaydı. Sağa doğru yeni bir yol ayrılıyordu.'' Bu düz yolu bırakıp sağa dönmek nasıl olur da acaba? Orada iki istasyon ileri de yurt dışından yeni dönen tanıdığı bir başka hanımı görebilirdi. Kadın büyük bir yalnızlık içindeydi. Mutlaka sıkılıyordu. Vilchenov için iyi bir fırsat olabilirdi. Odesadaki ziyareti de kaçırmamış olacaktı. Ama yine de tereddüt ediyor. Bir türlü karar veremiyordu. Karar vermesini sağlayacak bir şeyler bekliyordu. Bu arada istasyona yaklaştılar. Beklenen şey çok uzakta değildi. Tren, istasyonda 40 dakika kadar yemek molası verdi. Birinci ve ikinci sınıf yolcuları için ayrılan yemek salonunun kapısında her zamanki gibi sabırsız ve aceleci bir insan kalabalığı vardı. Yine her zamanki gibi bir rezillik çıktı. İkinci sınıf kompartımandan çıkan, oldukça hoş ama yolculuk için biraz gösterişli giyinmiş bir kadın, kendisini onun ellerinden kurtarmaya çalışan genç ve yakışıklı bir subayı arkasından sürüklüyordu. Genç subay sarhoştu ve görünüşe bakılırsa akrabası olan kadın hemen koşup baradalar diye onu bırakmak istemiyordu. Bu arada o kalabalıkta subaydan daha beter sarhoş bir tüccar gelip subaya çarptı. Adam iki gündür istasyon çevresinde dolaşıp içiyor, etrafını saran arkadaşlarına para saçıp duruyordu. Bu yüzden de bir türlü trenini yakalayıp yolculuğuna devam edemiyordu. Bir kavga başladı. Subay bağırıyor, tüccar küfrediyordu. Kadıncağız umutsuzluk içinde subayı kargaşadan uzaklaştırmak için çekiştiriyor, bir yandan da yalvaran sesle ''Mitenka, Mitenka'' diyordu. Genç tüccar bunu çok ayıp karşıladı. Herkes gülüyordu. Ama tüccar buna daha da bozuldu. ''Mitenka'' dedim. Dedi ayıplar gibi ve kadının ince sesini taklit ederek. Herkesin içinde hiç utanmıyorlardı. Bulduğu ilk sandalyeye kendini atan, yanındakine de subayı oturtan kadına doğru sallana sallana gitti ve hor görerek ikisini de süzdü, şarkı söyler gibi ağır ağır, ''Kuyruğunu çamura sokmuş kaltağın tekisin sen.'' dedi. Kadın bir çığlık attı ve yalvaran bakışlarla etrafına bakıp bir kaçış yolu aradı. Hem utanmış hem de korkmuştu. Subay, son darbeyi indirmek için bağırarak yerinden fırladı ve tüccarın üzerine yürüdü. Ama ayağa kayınca tekrar sandalyesine çöktü. Etraftaki kahkaha daha da arttı. Kimse kadına yardım etmeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ama Vilcenno imdada yetişti. Tüccarı yakasından tuttuğu gibi döndürdü ve onu kadından birkaç adım öteye itiverdi. Böylece olay kapandı. Tüccar hem şaşkınlıktan hem de Vilcenno'nun heybetinden sersemledi. Arkadaşları onu alıp uzaklaştırdılar. Zarif giyimli bir beyefendi olan ağır ağırbaşlı ifadesi etraftaki alaycılar üzerinde de çok güçlü bir etki bıraktı. Kahkahalar azaldı. Kadın kıpkırmızı kesildi ve neredeyse gözünde yaşlarla minnetini ifade etmeye çalışıyordu. Subay, "Teşekkürler, teşekkürler." diye mırıldanarak sanki elini Vilchanov'a doğru uzatır gibi yaptı ama bunun yerine sandalyelere boylu boyunca uzanmaya karar verdi. "Mitenka." diye inledi kadın sitemle, ellerini birbirine çarparak. Vilchanov bu olaydan ve etkiden memnundu kadın dikkatini çekmişti. Zengin bir taşralı olduğu belliydi. Gösterişli ama zevksiz giyinmişti. Bir kadın olarak bir Petersburg beyefendisinin ilgisini çekecek bütün özellikleri üzerinde toplamıştı. Aralarında sohbet başladı. Kadın, kompartımandan çıkar çıkmaz ortalardan kayboluveren kocasından acı acı yakınmaya başlamıştı. Bütün kabahat ondaydı. Çünkü ne zaman gerekse ortadan kaybolurdu. Gitmesi gerekiyordu, diye mırıldandı subay. Aman Mitenka, dedi kadın ellerini vurarak. Kocası iyi bir azar işitecek, diye düşündü Vilcanov. Kocanızın adını söyleyin de gidip onu bulayım, diye önerdi. Pal, pal dedi subay. Kocanızın adı Pavel Pavlovich mi? diye sordu Vilcanov merakla. Birdenbire kadın nağralarına tanıdık bir kel girdi. Bir an için Zahlebininlerin bahçesi, oynadıkları oyunlar ve sürekli olarak Nadyezda Fedesyona ile aralarına giren aynı sıkıcı kafa gözünün önüne geldi. Nihayet geldin, diye bağırdı karısı çılgın gibi. Pavel Pavlovich'in ta kendisiydi. Vilçanova hayret ve dehşetle sanki hortlak görmüş gibi baktı. Öylesine şaşırmıştı ki, bir süre kızgın karısının sinirle ve aceleyle anlattığı şeylerden hiçbir şey anlamadı. Sonunda durumunun korkunçluğunu, kendi suçunu, Mitenka'nın davranışını, gerekli olduğu her zaman ortadan kaybolduğu gibi, yine ortadan kaybolduğu bir anda karısının deyimiyle, bu mösyönün Nedense Vilcanov'a Mösyö diyordu, kendilerini kurtarışını kavradı. Vilcanov birden bir kahkaha attı. ''Biz arkadaşız, çocukluğumuzdan beri arkadaşız.'' dedi şaşkın kadına. Koruyucu bir edayla sağ kolunu zoraki gülümseyen Pavel Pavlovich'in omzuna attı. ''Size Vilcanov'dan söz etmedi mi?'' ''Hayır, söz etmedi.'' dedi şaşkınlığını atamayan kadın. ''Beni karınla tanıştırsana vefasız arkadaş.'' ''Lipoçka, bu gerçekten Bay Vilcanov!'' diye başlayan Pavel Pavlovich utanıp sustu. Karısı kıpkırmızı oldu ve büyük olasılıkla da ''Lipoçka'' kelimesi için ona ters ters baktı. ''Bir düşünsenize, bana ne evleneceğini söyledi ne de düğüne davet etti. Ama siz olimpiyada...'' ''Semyonovna!'' dedi Pavel Pavlovich. ''Semyonovna!'' diye tekrarladı uyu yakalan subay. ''Karşılaşmamızın hatırı için onu bağışlayın Olimpiyada Semyonov'a. O iyi bir kocadır.'' Vilchanov, Pavel Pavlovich'in omzuna dostça vurdu. ''Bir dakika için gitmiştim hayatım. Yalnızca bir dakika.'' diye açıklamaya başlamıştı Pavel Pavlovich. ''Karını da herkes aşağılasın diye yapayalnız bırakmıştım.'' dedi Lipoçka hemen. ''Tam gerekli olduğun zaman ara ki bulasın. Ama ne zaman istenmesen hep oradasındır.'' ''İstenmediğiniz her yerde. İstenmediğiniz her yerde.'' ''İstenmediğiniz her yerde!'' diye araya girdi subay. Lipoçka'nın heyecandan nefesi kesiliyordu neredeyse. Böyle bir şeyin Vilchanov'un önünde uygun düşmediğini biliyordu. Kıpkırmızı oldu ama kendine hakim olamıyordu. ''Olmaman gereken yerde bitersin hemen!'' diye bağırdı. ''Yatağın altında, aşık karar yatağın altında, hiç olmayacak yerde!'' diye mırıldandı Mitenka birden heyecanlanarak. O ana kadar Mitenka'yı susturmak mümkün olmamıştı. Yine de her şey iyi bitti. Dostça konuştular. Pavel Pavlovich'i çorba ve kahve almaya gönderdiler. Olimpiyada Semyonov'la kocasının memur olduğu O'dan iki aylığına ayrılıp, istasyondan yaklaşık 30 mil uzaktaki yazlık evlerine gittiklerini, orada güzel bir evleri ve bahçeleri olduğunu, her zaman bir sürü konuk ağırladıklarını, komşuları olduğunu anlattı. Eğer Alexey Ivanovich gelip kır yaşamlarını paylaşacak olursa, onu koruyucu melekleri olarak karşılayacağını çünkü o olmasa başlarına gelecekleri düşünürken bile ürperdiğini, gerçekten kendisinin koruyucu meleği olduğunu söyledi. ''Kurtarıcı, kurtarıcı!'' dedi subay ısrarla. Wilchenno kibarca teşekkür etti ve her zaman emirlerine hazır olduğunu, işsiz olduğu için Olimpiyada Semyonov'una ne zaman davet ederse bunu memnuniyetle kabul edeceğini söyledi. Sonra hemen neşeli bir konudan söz edip araya da iki üç iltifat sıkıştırmayı başardı. Lipoçka sevincinden kızardı. Pavel Pavlovich döner dönmez ona Alexey Ivanovich'in kendisini kırmayıp yazdıklarında bir ay kalma davetini kabul ettiğini ve hemen bir hafta içinde gelmeye söz verdiğini söyledi coşkuyla. Pavel Pavlovich sessiz bir umutsuzlukla gülümsedi. Olimpiyada Semyonovna ona omuz silkip kafasını tabana çevirdi. Sonunda kalktılar. Yine memnuniyet ifadeleri, koruyucu melek ve miten kalaplarından sonra Pavel Pavlovic karısını ve subayı alıp kompartımanlarına götürdü. Vilcano bir pro yakıp istasyonun önündeki balkonda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Zil çalana kadar Pavel Pavlovic'in konuşmak için yanına geleceğini biliyordu. Öyle de oldu. Pavel Pavlovic yüzünde ve tüm bedeninde rahatsız bir ifadeyle önünde beliri verdi. Vilcanov güldü ve onu kolundan dostça tutup en yakındaki banka götürdü, yanına oturttu. Sesini çıkarmıyor, ilk konuşanın Pavel Pavlovic olmasını istiyordu. Demek bize geliyorsunuz," diye kekeledi adam, doğrudan konuya girerek. "Böyle olacağını biliyordum. Hiç değişmemişsiniz," diye güldü Vilchaninov, yine omzuna vurdu. "Size gelip koskoca bir ay kalacağıma ciddi ciddi inandınız mı? He? He? Pavel Pavlovich birden heyecanlandı. "Yani gelmeyecek misiniz?" diye bağırdı rahatlamasını hiç gizlemeden. "Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim." diyerek güldü Bilcan'ın o kendini beğenmiş bir tavırla. Neden bu kadar çok eğlendiğini kendisi de bilmiyordu. Ama gitgide daha da eğleniyordu. Gerçekten mi? Gerçek mi söylüyorsunuz? Pavel Pavlovich bunu söylerken sevinçli bir bekleyişle yerinden fırladı. Evet, gelmeyeceğimi söyledim ya be adam. Peki o zaman siz gelmeyince sizi bekleyen Olimpiyada Semyonovic'e ne diyeceğim ben? Aman canım ne var bunda? Bacağımı kırdığımı falan söylersiniz. İnanmaz ki, dedi Pavel Pavlovich ağlamaklı bir sesle. Azar işitirsiniz, değil mi? dedi o gülerek. Görüyorum ki güzel karınızın önünde tir tir titriyorsunuz zavallı dostum. Öyle mi? Pavel Pavlovich gülmeye çalıştı ama gülemedi. Vilchaninov'un gelmemesi iyiydi de karısı hakkında bu kadar teklifsiz konuşması hiç de hoş değildi. Pavel Pavlovich garipsemiş, Vilchaninov da bunu fark etmişti. Bu arada ikinci zil çaldı. Trenden Pavel Pavlovich'i çağıran ince bir çığlık duydular. Adam yerinde kıpırdandı ama ilk çağrılmada gitmedi. Vilchenov'dan daha başka bir şey beklediği gayet açıktı. Bu da hiç kuşkusuz gelip onlarla kalmayacağına dair bir garantiydi. ''Karınızın kızlık soyadı neydi?'' diye sordu Vilchenov. Sanki Pavel Pavlovich'in heyecanını fark etmemiş gibi. ''Bizim papazın kızı'' dedi adam huzursuzlukla. Bir yandan da trene bakıyordu. ''Anladım.'' Güzelliği için evlendiniz onunla. Pavel Pavlovich ürperdi. Yanınızdaki Mitenka kim peki? Uzaktan bir akrabamız. Yani benim akrabam. Ölen kuzenimin oğlu. Adı Golipçiko. Ordudaki disiplinsiz davranış yüzünden rütbesi indirilmişti. Ama şimdi yine yükseltildi. Ona üniforma yaptırıyoruz. Talihsiz bir genç. Tamam işte, grup tamamlanmış, diye düşündü Vilcanov. Pavel Pavlovich çağrısı geldi yine trenden. Bu kez seste öfke belirtisi de vardı. ''Palpalic!'' diye kalın bir ses daha duydular. Pavel Pavlovich kıpırdanıp huzursuzlandı yine. Ama Bilcaninov onu kolundan tutup geciktirdi. ''Şimdi karınızın yanına gidip, benim boğazımı nasıl kesmeye çalıştığınızı anlatsam hoşunuza gider mi?'' ''Ne? Ne?'' Pavel Pavlovich dehşete kapıldı. ''Tanrı korusun! Pavel Pavlovich! Pavel Pavlovich!'' Sesleri geldi yine. ''Tamam gidin artık.'' dedi Vilçanov kolunu bırakıp tatlı tatlı gülerek. Yani gelmeyeceksiniz diye fısıldadı Pavel Pavlovich son kez umutsuzluk içinde ve eskiden yaptığı gibi ellerini önünde birleştirerek. Yemin ederim gelmeyeceğim. Gidin yoksa başınız derde girecek biliyorsunuz. Vilçanov gösterişli bir hareketle ona elini uzattı ama sonuçtan dehşete düştü. Pavel Pavlovich elini uzatmadığı gibi üstelik de geriye kaçırmıştı. Üçüncü zil çaldı. Bir an içinde ikisine de garip bir şey oldu. İkisi de değişmişti. O ana kadar gülüp duran Vilçanov'un içinde bir şeyler patladı. Pavel Pavlovich'i öfkeyle omuzundan sımsıkı yakaladı. ''Ben size bu elimi uzatıyorsam'' dedi, hala yara izini taşıyan sol elini göstererek ''Onu tutmak zorundasınız'' diye bitirdi sapsarı, titreyen dudaklarla. Pavel Pavlovich de sarardı. Onun da dudakları titremeye başladı. Yanakları ve çenesi sehiriyordu. Gözünden yaşlar boşandı. Vilcaninov önünde taş kesilmiş bir halde duruyordu. ''Pavel Pavlovich! Pavel Pavlovich!'' diye bir çığlık geldi. Sanki biri trende öldürülüyordu. Sonra trenin ıslığı duyuldu. Pavel Pavlovich kendini toparladı, ellerini serbest bırakıp olanca gücüyle trene koştu. Tren hareket etmişti bile. Ama o tutunmayı başarıp kompartımana doğru uçarcasına gitti. Vilcaninov istasyonda kaldı ve akşam bir başka trene binip yoluna devam etti. Sağ taraftaki yolu izleyip hanım arkadaşına gitmedi. Çünkü hiç neşesi yoktu. Ama sonradan öyle pişman oldu ki. Son.